Hepiniz başlığı görünce bir irkildiniz ya da heyecana kapıldınız biliyorum. Lakin bundan birkaç sene önce Xbox'ın satılması, markayı devretmesi ya da kapatması gerçekten düşünülüyordu. Böyle bir durum tekrar olabilir mi? Şu anki iyi imaj ne kadar iyi? Gelin konuşalım ve yorumlayalım. Bundan seneler önce kurulan Xbox'ın tarihinde öyle ahım şahım olaylar yaşanmamıştı. İlk büyük etki yaratan olay Bethesda'nın satın alınmasıydı. Onun öncesinde kendi altyapısında olan stüdyolarla bir şekilde özel oyun çıkarmaya çalışan Xbox, o dönemki korkulu rüyası olan PlayStation tarafından fena şekilde eziliyordu. Hatta 2014'te Xbox One'ın rezalet çıkışından sonra Phil Spencer, Microsoft'un CEO'su ile görüşüp Xbox'ın fişini çekmeyi ciddi ciddi düşünmüşler. Farklı karar almayı ya da yatırım yapmayı tartışıp oyun dünyasının geleceğini öngörüp kalmaya devam etmişler ki iyi ki kalmışlar. Tabii ki bu olayda Xbox One konsolunda büyük hatası vardı. Oyundan çok multimedya özellikleriyle ön plana çıkıyordu. O sırada özel oyunları ardı ardına çıkarıp inanılmaz bir prodüksiyon kalitesi sunan PlayStation yanından geçemedi. Bu uzun yıllar boyunca devam etti. Neyse ki Phil Spencer'ın vizyon sahibi bir adam olması sebebiyle kendine şöyle güzel bir ekip kurdu ve 2018 olaylarında Game Pass dediğimiz Xbox'ın bir numaralı yapı taşı haline gelen abonelik hizmetini duyurdu. Sonra irili ufaklı satın alımlar yaptı, elinin altındaki stüdyolardaki kadroları kalifiyeli ve tecrübeli insanlara donattı ve en sonunda da yeni konsollar olan Series S ve X'i tanıttı. İkisi için de slogan hazırdı aslında. Series X için gelmiş geçmiş en güçlü oyun konsolu ki harbiden öyle. Series S için ise en ufak en ucuz yeni nesil cihaz söylemiyle yola çıktı. Özellikle Series S üzerinden yoğun bir reklam çalışması yapılıyor ki ileride değineceğiz. Yeni konsollarla beraber oyuncuların ilgisini çeken birkaç özellik daha duyuruldu. İlki FPS Boost. Yapımcılar tarafından güncelleme gerekmeden Xbox'ın yeni sistemi sayesinde eskiden 30 FPS olan oyunları 60 FPS'e boostluyordu ki hala boostluyor. Yeni nesille beraber insanlar artık 30 FPS deneyimlemek istemedi oyunları haklı olarak. İkincisi ise geriye dönük uyumluluk özelliği. Xbox, Xbox 360 ya da Xbox One oyunlarını eğer Store'da var ise ve konsolunuz en güncel sürümde ise oynayabiliyordunuz. Örnek olarak Red Dead Redemption 1. Bu gibi özelliklerle beraber insanlar iyice yükseldi. Tabii ki bunların yanında Game Pass'e sürekli oyunlar geliyor. Her ne kadar Halo Infinite çıkış oyunu olarak yetişmese de imdadına Forza Horizon 4 yetişiyor ve inanılmaz bir optimizasyonla iki konsol için de süper bir deneyim sunuyor. Ek olarak Covid salgınından kaynaklı süre gelen çip krizinde Microsoft ek ödeme yaparak öne çıkıyor ve Xbox stoklarında büyük bir artış görüyoruz. Bununla beraber yeni nesil konsollar fena diyemeyeceğimiz satışa ulaşıyor. Hatta genel olarak bu yeni nesil konsollar Xbox tarihinde en çok satan, en iyi çıkış yapan konsollar olarak hala unvanını sürdürüyor. Bu gelişmeler yaşanırken tabii şaks Bethesda Xbox tarafından satın alınıyor ve oyunların çoğu Game Pass sistemine geliyor. Bununla kalmıyor, arada Discord satın almayı deniyorlar. Böyle 10 milyar dolar gibi bir astronomik fiyatı ama reddediliyor. Bu sırada tabii E3'ler, Gamescom'lar oluyor. Elinin altındaki stüdyolar 10 numara yapımlar duyuruyor ya da kendisine ait olmayan stüdyolarla anlaşıp 10 numara ilk günden oyunları Game Pass'e getiriyorlar. Mesela A Plague Tale: Requiem, Stalker 2 gibi. Ve en son Activision Blizzard şirketi skandallara patlarken şaks anlaştıklarını ve Xbox tarafından satın alım sürecinin başladığını duyuruyor. Bu böyle çok kolay bir başlangıç olmadı. Uzun bir süredir bu satın alım olayında Sony karşı çıktığı için çeşitli kurumlarla takılsa da yanına bu süreçte Nvidia ve Nintendo'yu alıyor ve güçleniyor. Sony tabii ki zırvalamaya devam ediyor çünkü artık işler yavaştan tersine dönmeye başlamıştı. Eski egomanyasını yavaştan kaybetmeye başladı diyelim. Rekabet bu arada iyi yani biz oyuncular için. Sonuçta daha kaliteli işler, daha iyi fiyatlar ya daha iyi fiyatlar olması bile neden daha kaliteli işler görebiliyoruz. İşi genel anlamda özetlersek, Xbox'ın Phil Spencer vizyonu, yaptığı mantıklar neler ve yatırımlarla beraber bugün en iyi noktasında. Tabii ki seri sesi unutmamak lazım. Gerçekten seri sesi her kitleye hitap edebilen hem ucuz hem güçlü şekilde tanıtıyorlar. Ki harbiden öyle. Yeni nesile insanları bir şekilde ulaştırıyorlar. Yani insanları Xbox ekosistemine katmak için çıkarılmış müthiş bir alet bile diyebiliriz seri ses için. Ki zaten marketing çalışmaları bu yüzden seri ses üzerinden gidiyor. Yani seri sesi reklamı öyle çok görmezsiniz. Seri sesi çok daha fazla görürsünüz. Yakın zamanda Activision Blizzard satın almanın olumlu yönde tamamlanmasıyla çünkü önünde artık bir engel kalmadı. En güç noktasına gelecek. Bu arada şunu da belirteyim. Yani bu satın alımının olumsuz sonuçlanması Xbox'ın geleceği konusunda herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek. Phil Spencer de böyle dedi. Siz neler düşünüyorsunuz? Hani sizce Xbox nasıl ya da gerçekten bir ara söylenti tekrar gerçek olabilir mi? Sonuçta bunlar şirket, babaların hayrını iş yapmıyorlar. Düşüncenizi bekliyorum yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.